Osman Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Osman Bey kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Adım Osman Nail. Erzurum'dan geldik Ankara'ya. 1992'de fırıncılığa başladık işçi olarak. Son 10 yıldır kendi işimizi yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Ama son zamanlarda tabii biraz sıkıntılar var. İnşallah bunu da aşacağız. Böyle devam ediyoruz. İşin çıraklığından geliyorsunuz. İşin çıraklığından geldik, evet. 2008'de de o zaman Vatan Fırını mı kurduk? Yok, o zaman Hasköy dedik biz. Örnek Ekmek vardı, orada 18 sene çalıştık. Orada ortak olduk tekrar. Mal sahibiyle beraber. Orada tekrar orayı devredince burayı açtık. 2015 yılında da burası kuruldu o zaman. Peki neler yapıyorsunuz? Burada vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? Burada öncelikle bizim ekmek olarak hizmet ediyoruz. Yanında tabii bizim unlu mamuller, poğaça, simit, böreklerimiz, tatlılarımız, pastalarımız, yöresel ürünlerimiz, kahvaltımız. Bunlarla devam ediyoruz. Müşterimizden de memnunuz. Güzel. Burada hem fırın hem de kafe şeklinde çalışıyoruz. Aynen öyle. Kafede sadece kahvaltı mı veriliyor bu arada? Kahvaltı veriyoruz. Yemeklerimiz var, ızgaralarımız var. Onlarla devam ediyoruz. Güzel. Hem fırın, hem pastane, hem kafe şeklinde 3 tane konsepti bir araya birleştirmiş. Evet. Güzel bir yer, güzel bir mekan burası. Aynı zamanda şubemiz de var değil mi? Şubemiz de var ama şube aynı ismi taşımıyor. O başka bir isim taşıyor. O da Kurtuluş'ta, Kıbrıs Caddesi'nde yerimiz. Orayla da abim ilgileniyor. Beraber öyle yürütüyoruz. Çok güzel. İki tane yerle hizmet sunuyoruz şu anda. Evet. Peki biraz hizmet anlayışınızdan da bahsedelim. Gıda sektöründesiniz, zor bir sektör. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Ya bizim gıdada özellikle hijyen. Hijyene dikkat ediyoruz. Çünkü devamlı hamurla uğraşıyorsunuz. Eldivensiz, bonesiz işçileri çalıştırmamaya çalışıyoruz. Devamlı takip ediyoruz elemanları. Önceliğimiz hijyen. Evet. Sonra ürün kalitesi. Ondan sonra müşteriye hizmet. Güler yüzlü. Hizmet gerisi de geliyor zaten. Ürünleri nereden temin ediyoruz? Ham maddeyi, unu ya da diğerlerini? Un genelde dağıtı. Çorum'dan geliyor, Konya'dan geliyor. Ankara'da var. Değişik yerlerden alıyoruz. Ama kalitesine dikkat tabii ediyoruz. Tabii özellikle bizim pasta malzemelerini Öz Rize Gıda var. Oradan temin ediyoruz. Yöresel gıdalar da var dedik. Onlar nereden geliyor yöresel bu arada? Yöresel gıdalar bizim kendi memleketimizden getiriyoruz. Haftalık gelir Erzurum'dan. Yöresel ürünlerimiz kalitelidir, temizdir. Neler var içerisinde bu arada? Tereyağımız var, eski kaşarımız var, tulum peynirimiz var. Özellikle hakiki balımız var, çiçek balı. Bunlarla devam ediyoruz. Evet. Peki biraz da tercih sebeplerinizden bahsedelim mi o zaman? Neden tercih edilmesi gereken bir yer size göre? Ostim sanayi bölgesi. Güzel de bir yer. İnsanlara gelse müşterilerimizden çok memnunuz. Anlayışlı. Çok memnunum yani ben buradan. Evet, onlar da sizden memnunlar ki geliyorlar tabii, değil mi? Tabii tabii. Burada müşteri memnuniyeti ön planda diyebiliriz. Peki aynen yeni öyle. Projelerde var mı yeni şubeler? Yeni şubeler vardı, şu anda durdurduk. Şu an biraz beklemedeyiz, evet, o zaman. Evet, beklemedeyiz. Kaliteden ödün vermeden. Aynen, bazı sıkıntılardan dolayı beklemedeyiz. Evet, kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettireceğiz o zaman. Peki son olarak buradan izleyicilerimize sizlerle alakalı neler söyleyeceksiniz? Son görüşlerinizi almak istiyoruz. Yerimiz Ankara Ostim'de, OSB mahallesinde. Herkesi bekleriz, memnuniyetle karşılarız, güler yüzlü. Herkesi bekleriz. Evet, davette çıkarmış olduk. Teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim. Değerli ben bilgileri aldık. Ederim. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim.